Selamun aleyküm. En sonunda Tenere'nin aksesuarlarının büyük bir bölümünü toparladık. Ufak tefek bir şeyler kaldı ama koruma demiri, şu bu ana temel aksesuarlar toparlanınca bir video çekmek istedim. Soran çok oluyor çünkü. İşte nereden aldın, nerenin ürünü, nerede satışı var gibi gibi soran arkadaşlar oluyor. En azından bu linki atarım. Bakın burada hangi aksesuarı nereden aldığımı anlatıyorum gibilerinden bir video çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi tenere bu şekilde. Sizin için şöyle bir etrafında döneyim. Aksesuarlarımı kabataslak bir görmüş olun. Bence çok yakıştı. Tabii ki çok daha iyileri vardır, şekillileri vardır. Yapılabilir ama elimden geldiğince ilk kez bir tenere alarak sağdan soldan araştırıp bakıp gerek yurt içi gerek yurt dışı bu şekle getirebildim. Gördüğünüz gibi. Şimdi ön taraftan başlamak istiyorum. En sevmediğim ürün. Ya güzel ürün de kusura bakmasınlar, hani çıkıyorsa görüyorsa bu yetkilileri GP kompozit. Yani o kadar forumlarında falan bahsediyorlar, GP'nin ürününü almıyorlar. Ya dedim, ne kadar kötü olabilir dedim, aldım. İnanın şu ürünü bile buraya takarken o kadar uğraştım ki, çok uğraştırdı. Far koruma arkadaşlar. Far korumayı kendi orijinal vidalarıyla takmanız gerekiyor. Bakın takıyorsunuz, içine giriyor. Şuradan yakın göstereyim. Vida içine kaçmış yani. Ya bunu nasıl tutacak? Hani bir pul gönderilir, bir şey gönderilir. Yok, sadece şu demiri göndermiş. İçindeki açık olan kanallar da vidanın kafası içine giriyor ve de ekstradan bu buraya bir kalınlık yaptığı için vida öbür uçtan yetişemiyor karşıya. Bir türlü tutmuyor. Siz böyle çevirip çevirip duruyorsunuz. Şarjıyla çevirecek. Şu plastiği kıracağım artık dedim yani. Bayağı zorlandım. Şu aralardan bir yerlerden bir tornavida bir şey sokup lastikli bir somun var arkada. Onu böyle kastırıp yaklaştırıp bir şekiller yapıp zar zor bağladım yani. Çok uğraştırdı. Yani yaparken bu işlemi GP kompozite pişmanlık içerisinde sinir küpü ola ola bunu taktım. Onu söyleyeyim. Kafadan gidiyorum ki kaçırdığım bir şey olmasın diye. İlk önce bunu GP'den almıştım. Almak isteyenler gene alabilir. Far koruma benim için önemli. Önceki motorum devrilmişti çünkü. Far koruma yamulmuştu. Cama kadar dayanmıştı. Sonra far korumayı tekrar düzelttim. Farda hiçbir şey olmamıştı. Büyük ihtimalle farı kırmıştım yani. O yüzden, o sebepten ne olacağı hiç belli olmuyor. Bir far koruma takmak bence en mantıklısı, hem görsel olarak hem de koruma için. Bu da orijinal camı yukarı aşağı oynatabildiğimiz bir kızak. Türkiye'de de satılıyor. Türkiye'de 1,5 civarı falan satılıyordu sanırsam. 1,200, 1,5. Yurt dışında 170 lira. AliExpress'ten aldım. Ancak vergisi, kargosu falan derken 600 lira gibi bir fiyatlara geliyor bu. Ben bence bunu AliExpress'ten alın. Zaten 15 günde falan geliyor ve de çok kullanışlı. Yani şöyle göstereyim. Şu an şu ayarda ben kullanıyorum ama hatta yolda gelirken biraz yükseltsem mi diyordum. Şu kızağın arasında oynama açısı sağlıyor size. Rahat rahat oynatıyor. Aşağı yukarı bu kurtarıyor. Böyle çok aman aman ben tur yapacağım, büyük rüzgarı kessin derdine düşen insanlara yaramaz ama benim gibi rüzgarı sever insanlara, gerektiğinde kaska yüksek hızlarda rüzgarın vurmasını istemeyenler için çok güzel bir çözüm. Ben mesela ömür boyu bunu kullanırım. Yani hiç büyük bir cam takmam. Çünkü yeri geliyor indiriyorsun. Arazide o cam çok engel oluyor bana. Sonrasında tekrar önden doğru geliyorum. Yukarıdan gideyim. LG korumaların metal koruması. Bu da AliExpress ürünü. Sadece şuradan kastır bunu. Şu plastiği şuraya. O da benimle alakalı olabilir. Onu da anlatacağım. Bu kastığı için şu arada şuraya belki ses yapar diye küçük bir sünger koydum ama minik bir şey. Ben onu değiştireceğim. Siyah bir sünger koymayı düşünüyorum. Bu da burada. Bunun buradaki bağlantısı falan çok güzel. Ancak şuradaki bağlantısı şuralara geliyor. Normal şartlarda orijinali buralarda olduğu için bunun demirinin ölçüsü büyük ihtimal böyle yapılmış. Bu kasma da büyük ihtimal ondan oluyor. Ben orijinal yerine değil de gidon yükseltme taktığım için hem yükselip hem bana doğru böyle çapraz döndüğü için bir zorlandım takmakta. Ama büktüre büktüre yani el gücüyle bu şekle getirip sıktım, bir güzel oldu. Buraya kadar gelmişken şu telefon tutacağı önemsiz gibi görünse de bayağı işlevsel. Titreşim önleme özelliği yok. Ben genelde powerbank koyuyorum. Çok nadir telefon bağlıyorum. Yani düz yollarda falan genelde telefon. Araziye girdim de buraya bir şey takmıyorum.
Bu da GP kompozitin gidon yükseltmesi. Yani işlevsellik olarak çok güzel. Hem yükseliyor hem size geliyor direksiyon. Ama bağlantı olarak, yani bunu yapabilen bir arkadaş var mı? Bana açıklasın yani. Bu şu vidayı ben nasıl sıkacağım şimdi? Yani böyle bir şey yapıyorsunuz. Ben de ne yaptım? Düz pozisyondayken, yani gidon bağlıyken şunu diğer tarafa yatırdım, bu parçaları böyle böyle. Arka taraftan sıkabildiğim kadar sıktım derken, hani bunu tekrar geriye kaydırabileceğim kadar sıkıp sonra bu gidon yükseltmeleri geri kaydırdım zorlaya zorlaya. Sonra bu taraftan deli gibi sıktım. Taş gibi oldu, oynamıyor ama içimde gene bir ukde var şuralar, istediğim kadar sıkamadığım için. Buradan sıkamadığımı buradan yaptım. Sonuçta çünkü burası yapışmayan bir yer, havada kalıyor. O havadalığı buradan aldım. Ama oynamıyor yani. Bayağı bir sarsıyorum ediyorum. Ara ara şunlara da tekrar göz gezdiriyorum. Anahtar tutuyorum bunların hepsine. Ufak ufak yerlerine oturana kadar bir boşluk oluşuyor çünkü. Siz de böyle bu tarz bir işlem yapıyorsanız, böyle 2-3 günde bir anahtar elinize alıp tekrar tekrar bir boşluğunu almaya çalışın. Sonra gelelim koruma demirine. Yamaha'nın orijinal koruma demiri. Şunları da AliExpress'ten aldım. Şu kedi gözleri hoşuma gitti. Parlıyor geceleri mavi mavi motorun renginde. Hoş duruyor diye bunu aldım. Sonra şu motoru ilk aldığımda fark ettiğim şey, şu dizlerimin buraya geldiğinden ötürü şuralarda çok değişik lekeler oluşuyordu. Hani gelen böcekler yapışıyor. Bir de üstüne siz dizinizi yapıştırıyorsunuz falan. Buralar kirli görünüyordu. Dedim ki buralar böyle kirli görünüyorsa zamanla burası tahribata uğrayacak. Yani çizilecek, bir şeyler olacak. Şöyle sadece dizimin şeyini alması için, hani vereceği tahribatı azalsın diye bir şey arıyordum. Bunu da GP Composite'den buldum. Bu da bir bayağı bir parçalı. Burada, 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 burada ve de burada. Şu aradaki 4 parçayı takmadım kötü görünür diye. Şu tank bedi buraya koydum. Sadece şu yanları takmadım. Şu iki yanı kullandım sadece. Ama güzel durdu. Motorun rengine göre bence yakıştı. Güzel oldu. Olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra alçalıyorum. Aşağıda aldığım aksesuarlardan o cam yükseltmenin bana verdiği güzellik gibi, bunda da büyük bir güzellik var bence. Hani iyi hissettiğim, alışverişimden memnun kaldığım ürünlerden bir tanesi de şu kartel koruma. Şu kartel koruma çok güzel bence yani. Bunu da Moto S'ten aldım. Yani bloğun yanını da koruyor. Şöyle bakın isterseniz. Hem de aşağıyı böyle tank gibi, zırh gibi koruyor şu aşağılara baktığınız zaman. Gördüğünüz gibi bayağı güzel buradan uzanıyor. Hatta altını bilmiyorum şu an kamera çekiyor mu ama şurada böyle o amortisör başını koruyacak. Bakın şurada bir plastiği bile var yani şu kafaya. Çünkü kartel koruma biraz yukarıda kalıyor. Direkt buradan sıyrılan bir taş amortisörün kafasına, bağlantı kafasına vurmasın diye buradan da böyle sıyırıcı bir plastiği var. Plastik ama sağlam dayanıklı bir plastik. Onu düşünmeleri bile yeter yani. Onun üzerinde başka söyleyebileceğim geriye doğru. Alçak sele var. Alçak sele de aslında bunu alçaltmayla alakalı farklı bir video çekmeyi düşünüyorum ama aksesuar olarak onu da anlatayım. Alçak sele var. Alçak sele nasıl? Orijinalinden biraz alçak. Gördüğünüz gibi şöyle bir kavisi var, içe doğru gömülüyor gibi oluyor. Ama sert. Şimdi orijinal seleyi ben uzun süreli kullanmadım. Hani uzun bir yola çıktığımda orijinal sileyi takmayı düşünüyorum. Evde duruyor çünkü. Rahatsızlık veriyor. Belirli bir zamandan sonra, yani bir yarım saati geçtikten sonra sabit sürüşlerde, yani uzun yolda oturarak giderken bir ayağa kalkma hissiyatı oluşuyor. Ama ayağa kalkıp şöyle bir 30 saniye ayakta durup tekrar oturunca bayağı bir rahatlıyorsunuz. Tekrar normal yolunuza devam ediyorsunuz. Sonra tekrardan kartel korumanın aynısı Moto S'in soft çanta demirleri ve arka çanta demiri taşıyıcısı diyeyim ben size. Bunlardan da çok memnunum. Bu ürün de çok güzel. O kartel korumayla şu ürünler, yani hem dayanıklı bir malzeme, çok sağlamlar, hem de çok hafifler. Motora ağırlık katmıyorlar. O kartel koruma olsun, bu da olsun. Çünkü başka bir demir takıyordum başka motorlarıma. Motor acayip, yani elime aldığımda kalkmıyordu. Bunun şu kombinasyonun hepsini bir kutuda elimde böyle çok rahat taşıyabiliyordum. Yani o kadar hafif geldiler bana. Elime alınca beni hayrete düşürmüştü. Bu kadar hafif olabilir mi diye, ama sağlam, dirayetli malzemeler. Bunlar da bu şekilde. Sonra bakıyorum, evet, egzoz korumaya geldik. Egzoz koruma beni en çok düşündüren ve de Türkiye'de hiç bulunamayan
Bir parça. Bu parça yoktu. Ben ilk motoru aldığımda araştırıyorum, bakıyorum, ediyorum. Şuradan bir takoz var. Yani şurayı koruyan, çünkü bu motosikletin egzozu dışarıda. Sağ tarafa yatırdığınız zaman ilk yere gelen yer şu egzoz ve de çizilmeye çok müsait. Yani kirli bir görüntü olacak. Ben devirmekten korkmuyorum da motor devir kaldır devir kaldır. Yani buralar çok kötü bir görüntü alacaktı. Ben de burayı nasıl koruyabilirim diye düşünürken bu ürünü en sonunda AliExpress'te gördüm. Gördüğüm gibi de siparişini verdim. O da geldi, onu da taktım. Bence biraz çok can canlı gibi duruyor ama güzel oldu. İşlevsel olarak, koruyuculuk olarak hoş oldu bence. Ondan sonracığıma gel gelelim şu kaldırma şeyleri. Şuraları çizildi biraz ama bence iş görüyor. Buradan motoru kaldırabiliyorum artık. Zincir temizliği yapabiliyorum. Kaldırma takozları. Bunları da AliExpress'ten aldım. Çok pahalı değil, uygun bir fiyata geldi. Aynı zamanda da aksesuar olarak sayılır mı bilmiyorum ama şimdi ben kendim özel plaka çıkarttırmıştım. Şimdi çok pahalı diyenler olabilir, para verilir mi buna da, Sakarya'da o kadar pahalı değil arkadaşlar. İline göre değişiyor. Bu plakayı 34 olarak almaya kalksam orada çok daha fazla insan olduğu için, çok daha da fazla Adem olduğu için bu plaka zor almak. Ama Sakarya'da öyle çok yüksek meblağlar değil. Onun için ben bu plakayı yaptırdım. Polis de dedi, bu motosiklet. Evet dedim, motosikleti alıyorum. O da dedi ki, kaybedersen plakayı harflerin gider. Yani biraz sıkıntılı dedi, plakanı kaybetmemen lazım. Hani eskisi gibi gideyim kendim yenisini bastırayım da diyemiyorum. Burada kare kutu bilmem neyi var bilmiyorum artık. O da bir sıkıntı. Bu plaka başkasının eline geçiyor. Yani kaybettiğin zaman birbirinin eline de geçebilir diye. Kaybetmemem lazım diye plakalıktan ayırdım. Bunun arkasına şöyle bir saç, içi alüminyum dolgulu bir saç. Tam plaka boyutunda. Çünkü buradan takılmalarda falan plaka bükülmesin diye şöyle bir saç yaptım. Onu saca vidalar açtım. Saçı buraya vidaladım. Bunu da bunun üzerine siyah silikonla yapıştırdım. Siyah silikonla yapıştırdıktan sonra aynı zamanda bunu vidaladığım şu aralardan da silikonladım. Ara sıra da kontrol ediyorum. Zımba gibi oldu. Bunu da bu şekilde yaptım. Son olarak bir de alçaltma kiti var aksesuar olarak. Şu demir. O demir şey oluyor. Diğerine göre, orijinaline göre biraz daha büyük oluyor. Biraz daha büyük olduğu zaman amortisörün duruş açısı değiştiğinden arka tekerlek biraz daha yukarı kalkmış oluyor. Ama bunu yapınca motosikletin yaylanmasında hani kısıtlandı diye bir şey yok. Amortisör kendisi kısılıp açılmıyor. Sadece tekerin duruş pozisyonu değişiyor. O duruş pozisyonundan sonra artık normal çalışmasına devam ediyor. Yani sadece birazcık ayaklarınız yere yaklaşıyor. 2 santim kadar diyeyim. Bu da 2 santim olsun. Aynı zamanda kafadan amortisörden de düşürdüm şuradan. Şöyle bir parmak kadar düşürdüm diyelim. Orijinalinde çünkü şu kadar bir şey dışarıdaydı. Bunların hepsini yaptıktan sonra ben 1.73-1.72 boylarında bir adam. Yani bir şekilde biniyor artık. Yani şöyle söyleyeyim. Ayağım yerdeyken şöyle diğer ayağımı böyle üstünden atabiliyorum. Bakın attım bindim. Yani bu alçaltma muhabbeti olmadan önce imkansızdı bu şekilde binmem. Bakın böyle de indim. Yani şu inip binmeyi yapabiliyorum diye nasıl sevindim yani ilk olduğunda. Çok rahatladım çünkü. Motosiklet de yerden yüksekliği alçalmadı yani. Şu an baktığınız zaman gayet hala çok yüksek. Öyle altı yere yaklaştı gibi bir unsur da yok bence. Hani benim sürüş tarzıma göre bu yükseklik çok fazla bile. Hani böyle kayaların mayaların üstünden atlamayacağım için arazi sürüşlerinde yeterli bir yükseklik olduğunu düşünüyorum. Ekstradan soft çanta düşünüyorum şu iki yana. Onları da buralara ve de şuraya. Şuraya da sosis çanta aldım. Daha gelmedi. Bunları tabii ki şu yanları takarım, devamlı gezdiririm de belki. Şunları da sanmıyorum gezdireceğim de. Öndeki iki tane yanda iki tane ufağa takarım. Devamlı onları gezdiririm. Ufak tefek şeylerimi koymak için. Ama şunları da işte ihtiyaç duyduğunda bağlayacağım. Şuraya arkaya da bir üçlü takacağım. Çünkü çantada olmadığı zaman koruyacak çok güzel
bir çanta demiri var burada diye gerek duymuyorum. Sadece çantaları, arkaları ihtiyaç duyduğumda işte kampa giderim, tura giderim o zamanlar takacağım. Öyle bir çanta kombinasyonum olacak. Ama öndekileri devamlı takmayı düşünüyorum. Burada çünkü ıvırım zıvırım, tornavidem, şuyum buyum, şu küçücük koltuğun altındaki yeri günde 5 kere açıp kapatıp içinden öyle yapboz gibi sığdıra sığdıra koyup almaktan bıktım. Evet arkadaşlar, diyeceklerim bu kadardı. Görmüş olduğunuz gibi aksesuarlar bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur almak isteyenler, yapmak isteyenler adına. Çünkü Türkiye'de bunların bazı bir bölümleri alınıp yapılmamış yani. Ne diyeyim, şu koruma diyelim yok. Ben görmedim. Ondan sonra hani varsa da takan yani sosyalde yok. İnternette bulamıyorsunuz. İşte şunları Facebook'ta fark etmiştim gibi gibi. Neredeyse unutuyordum. Tabii biz bu motoru böyle alçalttık. Alçaltınca ne oldu? Orijinal yan ayaklığı alçak olduğu için, orijinaline göre olduğu için, boyu uzun olduğu için, yani motor daha yüksek olduğu için ona göre bir ayaklık vardı. Orijinal ayaklığını da değiştirmek zorunda kaldık. Orijinal ayaklığı varken, bu konumdayken motor, bakın şöyle duruyordu ayaklıkta. Az bir şey motorun üzerine yük binince motor böyle çökünce öbür tarafa gider gibi oluyordu. Ve de her park ettiğimde motoru yer arıyordum. Nereye park etmem lazım? Yani hafif eğimli yerde durmuyordu. Ayaklık açılmıyordu. Yere geliyordu. Direkt açıyorsun pat yere çarpıyor. Bu tarafa yamultuyorsun ki motoru açabilirsin. Zorluklar yaşıyordum. Bunu da AliExpress'ten buldum. Bunun montajı biraz sıkıntılı oldu. Tam uyumlu değildi çünkü. Şu orijinal vidayı kullanmanız gerekiyor. O vida da buna uymadı dişleri. Tornacıda bu ayaklığa diş açtırdım. Orijinal vidasını tekrar takıp öyle montajladık. Şu anda çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi hem kaz ayağı, deve ayağı mı ne deniyorsa o var üzerinde, toprakta batmaması için bir taşla iki kuş yani, hem de kısaldı. Duruşu da böyle oldu. Çok rahat inip binebiliyorum artık motora. Ve de güven veriyor. Durduğu yerde bırakırken motoru, ya arkamdan bakıp da düştü mü düşmedi mi diye düşünmüyorsunuz. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Biraz fazla konuşmuş olabilirim belki, bilmiyorum, belki de az oldu. Bana çok konuştum gibi geldi çünkü bazı şeyleri yanlış anlattıysam affola. Her şeyi gönlümden güzel güzel anlatmaya çalıştım. Umarım sizlere de faydası dokunur. Siz de bunlara bakıp beğendiğiniz veya beğenmediğiniz ürünler varsa aşağıda yorum olarak yazabilirsiniz. Dediğim gibi aldığım yerleri söylemeye çalıştım. Eğer gene de kaçırdığım bir yer olursa yorumlarda yazın. Size yardımcı olmaya çalışayım. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.